Fındık pizzamızın hamuru için 1 bardak süt, 1 adet yumurta, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz ve alabildiğince un. Unumuzu yoğurma kabına alıyoruz. Evet. İçine 1 adet yumurtamızı kırıyoruz. Bir paket kuru mayamızı. Bir paket kuru mayamızı içine döküyoruz. Ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu içine döküyoruz. Sütümüzü içine döküyoruz ve karıştırıyoruz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Üzerini kapatıyoruz ve mayalanmasını bekliyoruz. Fındık pizzamızın üzeri için domates, yeşil biber, kırmızı biber, mısır, peynir, sucuk ve sosu için de 2 kaşık biber salçası, bir tutam kekik ve bir miktar zeytinyağı kullanacağız. Evet, bir tutam kekiğimizi zeytinyağımızın içine döküyoruz ve 2 yemek kaşığı biber salçamızı da ve güzelce karıştırıp bir sos elde ediyoruz bundan. Evet. Sulandırmak için bir miktar su da kullanabiliriz. Bir miktar suda hafif bırakıp karıştırıyoruz. Evet. Ve sosumuzu iyice karıştırdıktan sonra hazır hale getiriyoruz. Fındık pizzamız için hamurumuzu önce güzelce toparlıyoruz ve merdane yardımıyla açacağız. Dövün. Evet, açmış olduğumuz hamurumuzu ben çaydanlık kapağı kullandım. Siz kendi evinizde buna uygun bir şey bulursanız onun da kesiyoruz. Önce evet eşit parçalar olsun diye. Evet. Pizzalarımızın hamurunu tepsimizin altına yerleştiriyoruz. Evet. Tamam.
Açmış olduğumuz fındık pizzanın hamurlarının üzerine hazırlamış olduğumuz sosumuzu sürüyoruz önce. Evet. Sosumuzu sürdükten sonra sebzelerimizi üzerine domates, biber, evet, sebzelerimizi yerleştirdikten sonra sucuğumuzu üzerine yerleştiriyoruz. Evet, ardından peynirimiz evet ve renklilik olsun diye mısır. Ve 180 derecede ısıttığımız fırınımıza atıyoruz. Pişmesini bekliyoruz.
Fındık pizzalarımız pişti. Fırından alıp servise hazırlayacağız.